Bugün. Twitter'ı engelleyen. Bu hafta öyle keyfim yerinde ki, yani Kenan Doğulu çalacağıma size yanlışlıkla Grup Toğol'dan bir parça çalmışım. Grup Toğol'u bilen bilir, bilmeyenler de baksın Teo gibi yazılıyor. Evet, Teo mağdurlarına çok özel bir program hazırladık. Şu anda bakıyorum, kayıtta mıyız? Evet, kayıttayız. Saçlarım yayındaki bireyin saçları gibi. Yayında mıyız? Aşkım yayındayız. Fark ettiyseniz daha farklı bir zille, daha ufak bir zille başladık bu hafta yayına. Çünkü haberlerimiz ufak ama etkili, ufak ama kalın, kola kutusu gibi kalın kalın haberlerle geldik. Hem de nasıl kola kutusu biliyor musunuz? Bu cacıktan kola kutuları var ya, ince, onlardan gibi böyle kola kutusu, daha kalın kola kutusu. Le kola kutusu gibi. Le kola. Ondan sonra RC kola, yaşınız tutmayabilir, RC kola gibi. Ne bileyim, Kabrisan. Kabristan'ın nereden geldiğini biliyor musunuz? Kabristan kelimesinden gelir. Kabristan. Bugün de bugün başlasın. Zangoçların ve hammalların favori programı bugün de bugünden. Hepinize sevgi, saygı, mutluluk, az rutubet, güzel hava, bol tatil, iyi gıda, iyi para, güzel manitalar, birbirinden güzel manitalar. Nerede o manitalar? Getir düdüğümü. Evet, Kayahan'ın dediği gibi, atın beni denizlere. Kayahan, çünkü biliyorsunuz büyük usta Kayahan yanıyor. Bebek'te teknesi var Kayahan'ın, hala gidin bakın, Denizci K ismi. Yani nasıl diyeyim, yani Denizci K, DJ Barış K falan gibi, yani Denizci K Kayahan'ın teknesi. Evet, buradan büyük usta Kayahan'a da, benim için tek bir büyük usta vardır çünkü, büyük usta Kayahan'a da sevgilerimizi yolladıktan sonra gelin gündeme hızlı bir şekilde geçen haftadan girelim. Geçen hafta biliyorsunuz beni linç yapmaya çalıştılar. Beni de değil, Kaan Sezyum adlı bir yavşak var, onu linçlemeye çalıştılar. Aman dediler, ben değil, Kaan Sezyum isimli o yavşak İyi Parti ve öbür parti ve öbür partinin şakalı tweetlerine laf ettim diye. Niyeymiş? Efendim, şaka, Kaan Sezyum yavşağı ne diyormuş? Arkadaşlar, şaka maka bir yere kadar, gelin bir tavrınızı laps diye masaya koyun. Böyle şakalarla, gaklarla, goklarla, aman Dark'ın 3. sezonuyla filan. Olmaz. Zamanında beyninize, kalbinize talibim diyen Meral ablanın partisi. Bakın, Meral ablanın partisi ne oldu? Şakaları yaptı, aman dedi reis, Dark'ın 3. sezonunu engellemesini de bilmem nesine spoiler verir de Kemal Kılıçdaroğlu da acayip muhalefetlik yaptılar. Ay vallahi gençler çok beğendi. Ay Z kuşağı, ya YZ kuşağı, YR kuşağı da çok beğendi. Gel bunu beğendi dedik. Ama ne oldu biliyor musunuz? Ya yavşak kuşlar, ne ötüyorsunuz dışarıdan ya? Burada haber programı yapıyoruz. Yiyorum. Çok özür dilerim. Ne oldu biliyor musunuz? Yiyorum. Ne oldu? İnternet sansürüne karşı şakalar yapıldı. Aman dedi, Netflix söyleyemiyor. Abi, telaffuzun ne önemi var zaten? Mahalla. Allah Allah, yani telaffuzun ne önemi var? Ne oldu sonra? Sivas katliamı önergesi. Domates. Malum parti, Stepne Parti ve İyi Parti'nin oylarıyla reddedildi. Güm, al buyur. Al bunun şakasını yap. Ekliyorum. Et Meral Akşener. Meral anne diye ağlarsınız. Sivas katliamı önergesi. Malum parti, Stepne Parti ve İyi Parti'nin oylarıyla reddedildi. Bugün de bugün başladı. Al buyur, buna başla. Yiyorum. Yiyorum. Hiç sevmedim şeyle. Bu programda yavşaklığın alemi yok, tamam mı? Güzel bir haber diye başlayacağım ama leş gibi bir haber. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kadına yönelik şiddet konusunda mahkum ettiği
Tek devlet. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Hadi benden öğrendiniz. Görüşürüz. Ha diyeceksiniz ki ya niye böyle oldu? Türkiye'yi niye bu yavşak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi mahkum etti? Niye biliyor musunuz? Nahide Opus kendini ölümle tehdit eden ve annesini öldüren eski eşi hakkında 2002 yılında İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyor. Opus yıllarca kocasının şiddetine, bıçaklı saldırısına ve araçla ezme girişimine maruz kaldığını söylüyor. Kocası darp, ağır yaralama ve cinayete teşebbüsten hakkında açılan davada, bakın ilginçtir, bakın burası çok önemli, kanıt yetersizliği nedeniyle yaptırımla karşılaşmıyor. Sonra bıçaklı yaralamadan da para cezasıyla kurtuluyor. Kocanın tutuklanma talebi karşılıksız kalıyor. Sonunda Mart 2002 yılında annesiyle beraber İzmir'e kaçarken Opus Hanım, evet, kocası yolda yollarını kesiyor ve Opus'un annesini öldürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Opus'un kararında aynen şu cümle var. Bakın dinleyin, bugün de bugün dinleyin, biraz kültürlenin lan. Biraz kültürlenin, biraz insana benzeyelim ya, biraz insan olalım. İnsan hayatı önemli arkadaşlar. Burada taraftarlık yapmıyoruz. Bizim tarafı olduğumuz şey güzel hayat, güzel düşünce. Hepimizin daha iyi hayatlar hak ettiği düşüncesi. Hepimizin daha güzel yaşayabileceği düşüncesi. Ve hepimiz derken ağaç olarak, bitki olarak, böcek olarak, evimizdeki kedi, köpek, sincap, tırtıl, şiyan, her türlü canlıya saygı ve sevgi içinde yaşamak bizim amacımız. Avrupa İnsan Hakları'nın şu cümlesi var, biraz kültür oldu. Bundan sonra hemen Demet Akalın'a gideceğim, o yüzden rahat olun. Diyor ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi'nin başvurunun 7 yerinden bıçaklamasına karşılık olarak HÖ'yü taksitlere bölünebilen cüzi bir para cezasına çarptırması karşılığında şaşkınlık içinde kalmıştır diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şaşkınlık içinde. Türkiye kadına yönelik şiddet konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkum ettiği maalesef ilk devlet ya da ilk devlet biziz. Oley! İnanılmaz, 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 inanılmaz. Ya bu haber inanılmaz ya. Herkes reisle 5 dakika geçirebilse bu habere leş gibi bir kahve içiyorum. Ay gerçekten de çok kötü. Fincanım da yok. Cam bardağa koydum kahveyi. Olacak iş değil. Bakın, bakın, bakın. Fendi'nin Türkiye şubesi biliyorsunuz. Gereksiz pahalı kıyafetleriyle ama demiştik. Bize ne? Bize ne? Nasıl giyindiğinden, nasıl göründüğünden, nasıl zevkli ya da zevksiz olduğundan bize ne? Bizim için önemli olan bu cömertliğini diğer şeylerde de, diğer faydalı işlerde de kullanıyor mu, kullanmıyor mu? İmkanı var. Bak zaten Demet Akalın da söylemiş, ben şu kadar insana şu kadar para yardım ediyorum diye. Helal. 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 Hava kapalı. Oo dur dur. Hava kapalı. Ama yakaladım. Sözlerini bilmiyorum. Sözlerini öğrendiğim an hemen çalacağım. Hemen helal, çalacağım. Helal, helal. Bak, salgın tedbirleri nedeniyle konser yapamadığı için geçinemiyorum diyen şarkıcı Demet Akalın sözlerine büyük başın derdi de büyük oluyor diyerek açıklık getirmiş gerçekten. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve maliyetiyle şaibeler yaratan diyelim. Çünkü kimse maliyetini açıklamadı. Sadece ne kadar olmadığı söylendi ama ne kadar olduğu da söylenmedi biliyorsunuz. Enteresan bir şey. Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanlığı'nın başında da bizim programımızın favorisi Fahro var. Fahro harika bir insan. Biliyorsunuz sürekli o öyle demedi, böyle dedi. Öyle demedi, böyle dedi. Öyle demedi, böyle dedi. O demedi, bu dedi. O da. Onu demedi, bunu dedi. Onu demedi, bunu dedi. Onu demedi, bunu dedi. Onu demedi, bunu dedi. Aa bak yine geldi. Onu demedi, bunu dedi. 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 3 4 onu demedi bunu dedi onu demedi bunu dedi onu demedi bunu dedi onu demedi bunu dedi onu demedi. Bakın Tool şarkısı çıkar buradan. Grup Tool'a da buradan sevgilerimizi yolladıktan sonra onu demedi bunu demedi bakanlığı ne demiş? Evet geçinemiyorum demiş Demet Akalın. Adam ne yapsa yaranamıyor. Bu konserler için Cumhurbaşkanı'na teşekkür de ettikten 3 gün sonra anladılar ki ben Mihriban'ı okuyamam. Helal. Helal, helal. Teşekkür ettim, öyle anlaşıldı. Ama beni geçen hafta kim aradı? Kim? Selda Bağcan. Bana destek oldu. Ondan önce de Mahsun Kırmızı Uygar almıştı. Yani beni de Hakan Tamar falan arıyor yani ne var? Hakan Tamar arıyor. Serkan Altunin arıyor. Bazen Serdar Kuzuloğlu arıyor ama açmıyorum. Yani ne? Doğu arıyor, Doğu Orcan arıyor. Yani beni de önemli isimler oluyor. Hakan Odabaşı arıyor, Oğuz Hakan Odabaşı arıyor. Bizim Playtuşu ailesinden, daha önceki bölümlerimizden bilirsiniz belki. Bizim bir Emrah arkadaşımız var. Emrah arkadaşımız nesiyle ünlü? Nesiyle ünlü? İçkiyi neresiyle içtiğiyle ünlü. Emrah arkadaşımız biliyorsunuz içkiyi amuda kalkıp içiyor. Ama içkiyi bildiğimiz yöntemlerle, konvansiyonel yöntemlerle
tüketmiyor diyebilirim. Her neyse. Bakın geçinemiyorum açıklamasına geçelim gelin. Sabah gazetesine konuşan Akal'ın geçinemiyorum sözlerine ilişkin tabii ki sanatçıları da düşünecek Cumhurbaşkanı. Biz de halktan gelen insanlarız ama yani. Abi biz de halktan gelen insanlarız eyvallah. Alright Demet Akal'ın halktan gelen insansın da. Şimdi yani iki kadrolu dubleks yüzme havuzlu evde oturup da halk mal muhabbeti biraz hoş olun. Bizle birlikte iş yapamayan garsonu valesi. Vale mi? Garsonu valesi. Oo Demet Akal'ın bak kendi çok iyi tanımlamış kendi iş kollarını. Kimler sizin sayenizde para kazanıyor sayın Demet Akal? Garson, vale, işletmeci vs. Birçok insan var. Bu arada gerçekten doğru. Valeler Demet Akal'ın sayesinde güzel güzel arabaları yani zevksiz zevksiz. Neyse. Ben de araba çok seviyorum. Araç çok seviyorum. Bir tek biz ekmek yemiyoruz ki. Kimsenin beklemediği bir durumdu. Ben geçinemiyorum dediğimde insanlar püskürdü. Nasıl geçinemez? Büyük paralar kazanıyor diyor. Evet, büyük başın derdi. Büyük oluyor. Ben kaç aileye bakıyorum? Ev kredisi ödüyorum. Niye ev kredisi ödüyor? Ben kaç aileye bakıyorum? Tamam, bak. Ev kredisi ödüyorum. Lan biz kiramızı ödeyemiyoruz şimdi. Allah'ım ya. Ağladığı şeye bak. Ev almışım. Yeni ev aldım. Ya yeni ev aldım arkadaşlar ya. Ev kredisi ödüyorum. Ev kredisi ödüyorum. Ben buraya acayip kuruldum yalnız. Kurulum sihirbazı başladı. Evet kurulum sihirbazı başladı. Demet Akalın'ın ev kredisi ödüyorum sözü kurulum sihirbazını neden çileden çıkarttı? Kurulum sihirbazına dönüyoruz. Evet arkadaşlar ben kurulum sihirbazı. Şu anda Demet Akalın'ın ev kredisi ödüyorum lafı beni acayip kurdu. Umarım siz de kuruksunuzdur. Evet tüm kuruklara gelsin. Ev kredim olmasa şahaneyim. Bir tane kartım geçen ay 1500 lira geldi. Oha lan çok iyi. Aa 1500 lira. Ulan Demet Akalın herhalde Demet Akalın markete falan gitmiyor. Demet Akalın havuz suyuyla yaşıyor. Yani evinin önünde evinin havuzu var. Onun suyunu içiyor. 1500 lira kredi kartı. Bak yani demeyeyim diyorum. Abi insanlara bakıyorum diyor. Kredi kartım 1500 lira geldi. Kız arkadaşlarıma dedim ki o İstinye Park'ın önünden geçilmese bu kartlarla idare ediliyormuş. Of bu kartlarla diyor bir de kartları da beğenmiyor Demet Akalın. Ben küçük bir yerden geliyorum ve babam deniz subayıydı. Tamam benim de babam deniz subayıydı. Baba parasıyla büyümedim. Neyle büyüdük? Zorlama. Neyle büyüdük? Zorlama. Kendimiz mi çalıştık? Baba parasıyla büyüdük. Ben baba parasıyla büyüdüm. Annem de çalıştı. Annem de öğretmendi. Zorlama. Babam da kaptandı. Askerdi onda. Babam deniz subayıydı. Baba parasıyla büyümedim. Neyle büyüdün? Havuz suyuyla mı büyüdün? Kabul. Sanatçılar olarak güzel paralar kazanıyoruz. Of güzel. Ya beyler Deniz Demet Akalın. Güzel paralar. Acaba yani Demet Akalın'ın burada kurulum sihirbazının merak ettiği şey şu. Demet Akalın'ın güzel para dediği para kaç liradır sizce? Zorlama. Yani mesela bu akşam Demet Akalın'a diyorlar ki yani gelin şurada bir konser verelim size. Ne istersiniz? Hani güzel para olarak ne istersiniz? Demet Akalın'ın güzel parasıyla sizin güzel paranızı bir karşılaştıralım. Ev kredisi ödüyorum. Kartım 1500 lira geldi diyor. Allah Allah. Allah Allah. Bak o istin yapar. Ben küçük bir yerden geliyorum. Baba parasıyla büyümedim. Kabul sanatçılar olarak güzel paralar kazanıyoruz. Ama o linç edenlere sormak isterim. Ceplerinden bir 5 lira Mehmetçi'ye ya da bir sosyal yardım kuruluşuna destek oluyorlar mı? Nereden geldik şimdi? Belki o linç etmek isteyenler değil de isyan edenlerin cebinde o 5 lira da yok belki de. Belki de ediyor. Hani niye başka konulara geliyoruz? Baba parasıyla büyümedim. Cebinizden 5 lira Mehmetçi'ye ya da sosyal yardım kuruluşuna destek çıktı mı? Belki mahallesindeki zor durumdaki bireylere yardım ediyor. Belki oradaki hayvanlara mama koyuyor bir şey yapıyor. Bilemeyiz. Geçen sene 250 bin lira bağışladım. Helali hoş olsun. Helal. Ben kazancımı önce Mehmetçik'le sonra hasta bebek çocuklarla paylaşıyorum. Tamam güzel. Güzel. Sıkılıyorum. 250 bin lira iyi para. Hayatımızda göremeyeceğiz belki. Başka sanatçı arkadaşlarım başka türlü. Oh başkasına da yaslaydı. Bir şekilde bir şeyin ucundan tutuyoruz. Ama insanlar algılamak istedikleri gibi algılıyor. Herkes kendi tarafında olsun istiyor. Öyle bir dünya yok. Yani diyor ki ben kimsenin tarafında olmam. Kimse de benim tarafımda olamaz. Herkes Sıkılıyorum. Neyse Demet Akalın. Ne buradan şey yapıyoruz. Herkes çok hazırlıksız yakalandı. Kenarda köşede birikimlerle dönüyorsun. Of. Laflara bak. Birikimlerle dönüyorsun. Ya bu harika. Ben bu söyleşiyle programı bitirmek istiyorum gerçekten. Bir tane daha program yapalım. Bu program böyle bitsin. Bak bu program böyle bitsin. Çünkü Demet Hanım gerçekten toplumumuz hakkında bize çok güzel ipuçları, çok güzel noktalar veriyor.
Demet Hanım diyor ki röportajında, İçişleri Bakanımız İçişleri Bakanımız Bey istifa ettiğine dair açıklaması ardından saatlerce ağladığını söylüyor. İçişleri Bakanı istifa ettiğinde saatlerce ağladım. Durmadan ağladım. İnşallah reis istifayı kabul etmez diye dua ettim. Çok fazla dobro olmak, aklına geleni söylemek iyi bir şey mi bilmiyorum. Bunun geçmiş zamanlarda çok zararını da gördüm ama şu zaman için onlara zarar diye bakmıyorum. Bu ne ya? Ne demek bu? Bir saniye. Çok fazla dobro olmak, aklına geleni söylemek iyi bir şey mi bilmiyorum. Bunun geçmiş zamanlarda çok zararını da gördüm ama şu zaman için onlara zarar diye bakmıyorum. Gerçekten biz de zarar diye bakmıyoruz. Keşke herkes... Neyse. Hadi herkes keşke Demet Akalın'la 5 dakika geçirebilse diyoruz. Ve başka bir şarkıcımıza uzanıyoruz. Twitter'ı engelleyen... Slayer'ın L'si ve Slayer'ın olmayan harfi A'sı esasında var. Slayer. Slayer yazılıyor, Sla okunuyor. Evet, Sla'yı biliyorsunuz. Pop şarkıcımız, pop müzik sanatçımız Sla. Sla'nın Karanfil şarkısının klibi, efendim Karanfil adlı şarkısının klibi de herhalde bir dişçi dostu şarkı. Sla Karanfil, hemen sözlerine bakalım. Sla Karanfil yazıyorum sizlerle birlikte. Şu anda sözleri diyorum, sözleri o biçim. Evet, bir takım erotik siteler çıktı karşıma önce çünkü ben çok yanlış sitelere girmişim. Evet, Sla'nın Karanfil adlı şarkısının sözlerini okuyalım. Ben parçayı da bilmiyorum, o yüzden size hemen otomatik beste yapacağım. Oysa kendimden emindim, ona bir anda suç duydum. Heder etti keyfe keder, beni kastetti kuş oldum. Hiç olmazsa yılda bir gün, an beni al bir karanfil tak. Benden olsun bir sigara yak, bana kor olsun sun. Burayı ben ekledim. Hiç olmazsa yılda bir gün, an beni bir karanfil tak. Benden olsun bir sigara yak, bana kor olsun sigara yak. Bana kor olsun sigara yak, bana kor olsun sigara yak. Evet, sözleri az çok anladık, değil mi? Sözleri çok güzel anladık. Ne diyor? Hiç olmazsa yılda bir gün, al bir karanfil tak. Herhalde Sla bu şarkıyı kasap vitrinindeki karkaslara, yani naaş, hayvan naaşlarına, orada biliyorsunuz karanfil takılır oralarına. Tak, al beni bir karanfil tak, tak. Benden olsun bir sigara yak diyor, bana kor olsun diyor. Evet, ne olmuş peki? Rütük ne yapmış? Evet, Rütük, tek elli Rütük. Tek elli ahlak savaşçısı Rütük ne yapmış? Karanfil şarkısının klibini yayından kaldırmış. Oo, bravo Rütük. Bravo Rütük. Ahlakımızı kurtardın Rütük. Allah razı olsun senden Rütük. Gerçekten harikasın. Gerçekten bambaşkasın Rütük diyoruz. Ve ne diyoruz? Bambaşkasın derken ne diyoruz? Bizim en sevdiğimiz insan kim? Başkası. Sen başkasın. Bambaşkasın. Bambaşkasın. Al bana bir karanfil tak, bir sigara da benden yak. Evet, Rütük yine ülkeyi kurtardı. Rütük gerçekten Batman gibi. Batman'in de en sevmediğim özelliği tam bir zengin çocuğu olması. Adeta Colin Limak, Cengiz İnşaat'tan bir çalışan gibi. O kadar parası var ki. Yarın bu mükemmel şirketlerin aldığı ihale miktarlarına bakacağız. Ve ülkemizin bütün harcamalarının yanında bunlar ne kadar para kazanmış, bunu inceleyeceğiz. O zamana kadar hepinize alın bir karanfil takın diyorum. Çünkü bugün de bugünü bitiriyorum. Yoruldum. Ne yaptık? Çok haberimiz var. Daha çok haberimiz var. Ama son olarak da efsaneyi unutmayalım diyorum. Efsaneyi analım. Silahtan dondurma yalamak artık servet mi? Söylemiştim araya gitmeden önce. Sayın Devlet, buyurunuz. Sosyal medya. Bu sanal bir kahramanla gerçek bir kişinin savaşına benziyor. Böyle bir savaşı kazanmanız mümkün değil. Ne demek? En hızlı koşan politikacı, siber alemdeki en basit bir hacker'ın peşinden koşamaz, yakalayamaz onu. Niye bunlarla uğraşıyorsunuz? Deep Web diye bir şey var. Black Web diye bir şey var. Evet. Buyurun, ihbar ediyorum. Orada mafya var. Her şey yapılıyor. Her türlü manipülasyon yapılıyor. Her türlü istihbarat örgütü var.
Nenem rahmetli şöyle derdi. El ayağı boş değil, tuttuğu iş değil. Yok, bir şey yapamazsınız. Yani 15 yaşındaki bir çocuk VPN'i biliyorsa her taraftan girer. İsterse emojilerle her şeyi söyler, ana avrat söver. Siz de bakar kalırsınız. Twitter'ın ne suçu var? Server'ın formatı değişiyor. Şöyle bir kaygınız var mı? Bugün Deep Web'i kullanan 5 kişi varsa ve çok da sosyal medya kullanıcıları, YouTube, Netflix... Yarın 500 bin kişi olur, sonra 5 öyle milyon mi kişi olur? Onu mu, evet, onu mu diyorsunuz? Evet, yani... Biz ne dedik? Biz en baştan beri diyoruz ki Abdurrahman Dillilipak. Bakın, aklın yolu bir. Hepinize iyi bir hafta öncelikle. Sonralıkla güzel bir ay. Sonralıkla güzel bir mevsim. Sonralıkla mükemmel bir yıl. Sonralıkla da harika bir hayat diliyorum. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Yaşasın, yaşasın. Bunun günahı mı olur kardeşim? Kardeşim, günahı mı olur kardeşim?